sofraların vazgeçilmezi diyelim. Peki bu eşsiz lezzeti evde yapmak mümkün mü diye soralım ve ustasından tarifini alalım. Hem acı hem lezzetli. Kebap sofralarımızın vazgeçilmesi. Adana kebabını evde de yapmak mümkün. Tabii püf noktalarını bilirsek. Evde ızgara et nasıl yapılır daha önce öğrendik. Sıra geldi evde nasıl kebap yapılır işte onu öğrenmeye Şef Süleyman'ın yanına geldik ve bize evde Adana kebabı nasıl yapılır onu öğretecek. Evet. Süleyman nereden başlıyoruz? Tabii kebabın olmazsa olmazı bir kere kuzu eti. Etimiz kuzu olacak kesinlikle. Gördüğünüz gibi dünyanın en güzel kuzusu Trakya kuzusu. Kuzu butu sinirleri alındıktan sonra ince ince dilimleniyor ve sote haline geliyor. Evde Adana kebabı olur mu Süleyman? Olur. Çok da güzel olur yani. Hile kaldıran bir şey, her şeyi koyabilirler içine. Ama kendi gözünüze, kendi etinizi aldınız mı, yaptınız mı, içiniz rahat rahat yiyebilirsiniz. Yağ oranını, her şeyini ayarlayabilirsiniz. Etimizi ince ince doğradık. Kıyma haline getirmeden önce son bir dokunuş kaldı. O da sebzeler. Sebze, evet. Sivri biber var, al biber var, soğan var, hafiften de baharat var. Şef Süleyman Dile'ye göre etin tadını alabilmek için sebzenin oranı %10'u geçmemeli. Küp küp doğranan soğan ve biberlerle baharat da eklendikten sonra harç hazır. Sıra karışımı satırla inceltip kıyma haline getirmekte. Makine kıymaya neden karşısın Süleyman? Ya çünkü makine eziyor tak 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 diye etin üzerine 100 kere değiyor bir saniyede. Bütün et suyunu kimliğini kaybediyor. Oysa ki elde enerji var, lezzet var. Yani el değmeden olmuyor yani. Satır kıyma hazırlandıktan sonra şişe geçiriliyor. Ayrı bir şişe takılan domates ve sivri biber de kebabın olmazsa olmazı. Kebabı hazırladık, domatesi, biberi dizdik, sıra geldi ocağa koymaya. Peki evimizde kömürlü ızgaramız yoksa ne yapacağız Süleyman? Tabii normalde elektrikli ızgarada da yapabilirsiniz ama mutlaka kebabın kendi yağı akacak. Yağını akıtan ızgara olmak zorunda. Adana kebabının alevlerin üzerindeki cızırtısına köz biber ve domatesin tadı da eklenince ortaya vazgeçilmez bir lezzet çıkıyor. Gerçekten tadı mükemmel olmuş. Adana kebabını eğer imkanınız varsa siz de evinize alın kıymanızı, baharatınızı koyun. Ondan sonra pişirin, yiyin ve tadına bakın. Ne büyük şehir stresi, ne zaman bahanesi, spor yapmak isteyene engel yok.